Niyete ev sahipliği yapmış. Bu kültürel birikimlerini bugüne kadar taşımayı başarmış. Sayın Bari, arkadaşlar fuarımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Taşıma misyonumuzu daha geniş kitlelere ulaştırmak için toplandığımız bu özel anı hep birlikte paylaşıyoruz. Tespih kültürü yüzyıllardır hem manevi derinliği hem de el sanatı zenginliği ve estetik değeriyle nesilden nesile aktarılan eşsiz bir miras olmuştur. Bu sanat dalı sadece bir sanat değil, aynı zamanda sabrın, emeğin ve içsel huzurun bir sembolüdür. Doğal taşların yüzyıllara yayılan hikayesiyle birleşen bu zanaat bugün burada bir araya getirdiğimiz ustalar, koleksiyoncular ve sanatseverlerle yeniden hayat buluyor. Değerli misafirlerimiz, 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceğimiz bu fuar dünya çapında tespih ve doğal taş tutkunu binlerce kişiyi bir araya getirecek. Bu sadece ürünlerin sergilendiği bir ticari etkinlik olmanın ötesinde el emeğine, sanata ve kültürel mirasa verilen değerin en somut ifadesidir. Burada her tespih ustasının ellerinden çıkan her bir parça büyük bir sabır ve dikkatle işlenmiş birer sanat eseridir. Her doğal taş doğanın bize sunduğu büyülü birer hazineyi temsil eder. Bu fuar sayesinde sanatkarlarımızın bilgi birikimlerini, ustalıklarını, yenilikçi tasarımlarını tüm dünyayla paylaşma fırsatımız oluyor. Aynı zamanda tespih kültürünü daha geniş bir kitleye tanıtmak, yeni nesillere aktarmak ve bu eşsiz zanaatı canlı tutmak için önemli bir adım atıyoruz. Gerek katılımcı esnaflarımıza, gerekse konuklarımıza, firmamıza gösterdikleri ilgi nedeniyle, fuarımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle Adanalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli. Bugün Adana'mız için gerçekten gurur verici bir gün. Uluslararası Lezzet Festivali ile tespih ve doğal taşların fuarı nedeniyle yüz binlerce konuğu şehrimizden ağırlıyoruz. Festivale ve fuara olan ilgi şehrimizin tanıdığına olan olduğu kadar ekonomisine de değer katmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak şehrimizin tanıtımı ve esnafımıza sağladığı katma değer açısından böyle etkinlikleri önemsiyor ve destekliyoruz. Selamlıyorum. Sayın Valimizin çok değerli pederi burada, ailesi burada. Onlar da şeref verdiler. Ben öncelikle böyle değerli bir insanı ülkeye katkı koyan, Adana'ya katkı koyan, Adana'dan daha çok Adana'lı davranan, bir sürü güzel şeye önderlik eden valimizi bize bağışladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Evet, tespih fuarının üçüncüsünü yapıyoruz. Nevi şahsına münasır değerlerinden biri daha Adana'ya bağlanıyor. Tespih bir sürü yerde yapılır, bir sürü yerde yapılır. Ama tespih fuarı da en güzel şekliyle Adana'da yapılır. Yüzlerce özelliğine ilave olarak bunu da ekledik. Gastronomi sayesinde, ama tabii ki Sayın Valimizin önderliğinde ÇÜFAŞ'ın ve bütün odalar ve bizim katkılarıyla. Güzel bir şey oldu. Sizi kutluyorum. Bizim yıllarda. Bizim toplumumuz için manevi yaşam hem sosyal yaşam için çok değerli bir aksesuar. Bazen onunla Yaradan'a dua eder, niyaz ederiz. Bazen sabır çeker, efkar dağıtırız. Eskilerin dediği gibi hayatta tesbih gibidir. Bazen çekmek, bazen sallamak gerekir ama bazen de sallamamak gerekir.
bazı şeyleri. İnanışlar, dinler ortaya çıktıkça bu tür takıların ve aksesuarların manevi yönleri dinsel bir nitelik kazandı. Yeri geldi bu takıları tanrılara armağan ettiler. Yeri geldi tanrılarına hoş görmek için kendilerine taktılar. Semavi dinlerin ortaya çıkmasıyla Yaradan'la aralarında bağ kuran bir araca dönüştü. Bu takı ve aksesuar yapanlara insanlık tarihinin ilk sanatkarları diyebiliriz. Hem bu sanat hem de onu icat eden sanatkarlar günümüze kadar gelişerek geldiler. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak burada gerçekleşen tüm fuar ve etkinliklere de destek veriyoruz. Amacımız Adana'nın her değerini hem büyütmek hem tanıtmak, Adana'ya yeni değerler kazandırmak ve tabii ki bu arada esnafımıza katkı koymak. Çünkü esnaf ayakta olmazsa ekonomi ayakta kalmaz. Dolayısıyla biz de bu değerlerimizi korumaya, arttırmaya, bir değer haline getirme noktasında üstümüze düşen her zaman olduğu gibi yapacağız. Ben Nasır kardeşim bir kez daha kutluyorum. En sonunda Adana'ya getirmiş. Önce Türkiye'de belki de en güzellerinden birisini gerçekleştirdiğimiz Teknofest'i Adana'da hep beraber yaşadık. Doğal ortam gibi Adanalılar keyifle, zevkle, kendilerinden de bir şeyler katarak bu tür organizasyonlarda yer alıyorlar. Ve şehrimiz her anlamda bundan kazançlı çıkıyor. Şehrimiz şenleniyor. Bakış açımız değişiyor, ufkumuz genişliyor ve tabii ki bütün kesimleriyle her sektör bundan istifade ediyor. Tespih fuarı çok iddialı bir logo, motto kendisine belirlemiş. Dünyanın en büyük tespih fuarı diyor. Sanki oraya en büyük ve tek tespih fuarı mı demek lazım? Nasıl başkan? Yani Polonya'da var diye söylüyor ama Polonya'daki muhtemelen takı veya ham maddesiyle ilgili. Yani kehri var, baltık kehri var olduğu için tesbihe özgü bir şey değil. Tespih fuarı zannediyorum Türkiye'de belki de dünyada tek fuar burada gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da söyledi. Bu da Adana'ya yakıştı. Adana'da olmuş olması bizi her anlamda mutlu ediyor. Biz millet olarak da yaptığımız işlere kendimizden, kendi ruhumuzdan, kendi benliğimizden, kendi kimliğimizden, kendi neşemizden ve neşemizden bir şeyler katmasıyla meşhur olan bir milletiz. Her alanda biz yaptığımız işi bize özgü şekilde yaparız. 2 milyara yakın Müslüman millet var, Müslüman var. Türkler bu anlamda İslam'a her safhada önderlik etmek, İslam'ın bayraktarlığını yapmak yanında İslam'ın kendi sanatını, estetiğini, medeniyetini oluşturmasında da çok, çok önemli fonksiyonları ifa ettiler. Kendi damgalarını vurdular. İnsanlık tarihi itibariyle insanlar bir yüce yaratıcıya ibadet etme noktasında hem kendilerini süslediler hem yaptıkları ibadet ettikleri mekanları, ibadet ettikleri araçları, aletleri, edevatları süslediler, tezyin ettiler. Bunun en güzellerini, en başarılıklarını da biz İstanbul'daki camilerde görüyoruz. Taneleri diyoruz, sabır taneleri diyoruz. Sallıyoruz diyor başkanım, bazen sallamıyoruz diyor. Olsun yani hangi amaçla kullanılıyorsa ama kökeni işin budur. Dolayısıyla biz kendi kimliğimizi, kendi ruhumuzu, kendi esprimizi buna katıyoruz ve aynı zamanda bunu da ticarileştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun, bol bereketli olsun. Adana'nın bütün kesimleri, bütün sektörleri bu işlerden kârlı kazancı çıksın. Hem Lezzet Festivali'nde hem tespih fuarında insanlarımız gönüllerince gelsinler, eğlensinler, alışveriş yapsınlar ve hep birlikte daha iyi çoğalmış olarak buralardan ayrılmış olarak. Hepinize saygılar. Biraz eğilsen Kemal. Seni seviyoruz. Teşekkür ederim.
Hadi bir çek oğlum ha. Gel abi. Bu senin değil mi abi? Bence senin patlama. Sayın Valim, Sayın Ekörüm. Ama olmaz ki arkadaşlar. Makine tamam. Evet. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Evet. Bir tane geç. Bu benden daha yakın demiş.